bu hainler, bu vatan hainleri tanklarla, tüfeklerle, uçaklarla vatandaşlarımızı katlettiler. Katliam yaptılar. Ama 15 Temmuz'da milletimiz tarih yazdı. Ama 15 Temmuz'da bu savaştan milletimiz zaferle ayrıldı. Zaferle ayrılmaya devam etti. Niye savaş diyorum? Çünkü benim için 15 Temmuz bir Çanakkale Savaşı'dır. Benim için 15 Temmuz bir Kurtuluş Savaşı'dır. Çünkü ben 15 Temmuz'da yapılan darbeye inanmıyorum. 15 Temmuz'da yapılan darbe, darbe değil, bir iç savaştır. 15 Temmuz'da yapılan bir işgaldir. Milletin parasıyla, sizlerin parasıyla alınan tankla, tüfekle, helikopterle, uçakla milletimiz hedef alınmıştır. Ama Allah'ın izniyle milletimiz bu işgalden her zaman olduğu gibi gene zaferle ayrılmıştır. Ben özellikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız emri verdi. O günden beri meydanlardayız. O günden beri 15 Temmuz Şehitleri Kültür Merkezimizin önünü hınca hınç dolduruyoruz. Tabii Cumhurbaşkanımızın ikinci bir emri geldi. İnşallah bizler de yarın akşam 81 ilde olduğu gibi Sinop meydanlarını inşallah hep beraber dolduracağız. Hani Cumhurbaşkanım diyor ya, Pensilvanya'daki şarlatan, Pensilvanya'daki vatan haini, Pensilvanya'daki terörist paçının ezanlarına kulak verenler bunun neticesinde sonuna kadar katlanacaklardır. Çünkü bu vatan, bu vatanda biz anadan geçeriz, biz yardan geçeriz, biz evlattan geçeriz ama vatandan asla vazgeçmeyiz. Sizler 15 Temmuz'dan bu yana bayrağınıza sahip çıktınız. 15 Temmuz'dan bu yana vatanınıza sahip çıktınız. Şehitlerinize sahip çıktınız. Geleceğinize sahip çıktınız. Çocuklarının geleceğine sahip çıktınız. Ben o tankların önünde yatan tüm kardeşlerime, o mermilere göğsünü siper eden tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün yine Dikmen'de, Dikmen nüfusuna kayıtlı yiğidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu şehitler her zaman tarihe yazılacak. 15 Temmuz şehitleri diye tarihe yazılacaklar. Değerli hemşehrilerim, 2000'in üzerinde yaralımız var. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Değerli hemşehrilerim, her zaman yanımda olan belediye başkanım Şefik Çakıcı'ya çok teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde o akşam saat 10.30'dan itibaren bütün teşkilat mensuplarıma teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum. Belediye meclis üyelerime teşekkür ediyorum. İl genel meclis üyelerime, kadın kollarıma, gençlik kollarıma teşekkür ediyorum. Yine o günden bugüne kadar bizlerin yanında olan bütün sendika üyelerimize teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Müdürlerimize teşekkür ediyorum. Memurlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ama özellikle ablalarımıza, bacılarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Değerli hemşehrilerim, o akşam saat 10.30'da 11'de attığımız mesajlarla, belediye başkanımın yapmış olduğu anonslarla o meydanda onlar olduk, 20'ler olduk, 50'ler olduk, 1000'ler olduk, 2000'ler olduk, 3000'ler olduk. O akşam bizi bırakmayan tüm kardeşlerimin önünde saygıyla eğiliyorum. Değerli hemşehrilerim, Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Allah bu ülkeye bir daha böyle alçakça, haince saldırılar yaşatmasın.
ben özellikle sizden yarınla ilgili, yarın saat 4'te buradan Sinop Valilik önüne hareket edeceğiz. Ben özellikle sizden şunu istiyorum. Araçları olanlar kendi araçlarıyla, minibüsü olanlar kendi minibüslerini buraya çeksinler. Onun dışında belediye başkanımızla beraber, onun da katkılarıyla inşallah buradan tüm araçlarımızı hareket ettireceğiz. Bizim Cumhurbaşkanımız, bizim gene Başbakanımız, MHP'nin ve CHP'nin genel başkanları Yeni Kapı'da dostla düşmana inşallah birlik beraberlik gösterecek, dünyaya birlik beraberlik gösterecek. Ben hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlar. Konuşmalarımı burada son veriyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Durmak yok, yola devam diyorum.